Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle ilk önce tığımın numarasını göstereyim. 20 numara. Bakın şöyle mor rengimizi bu renkten ve Türk da Türk açık yeşilinden bu şekilde arkadaşlar sanırsam bu da e, kremit rengi ona uygun yeşili de tonlama yaparak açık rengine bu şekilde türbentin renklerini ayarlayabilirsiniz. Evet ben size bugün bir tane model hazırladım arkadaşlar. E, şöyle iplerimizi alalım. Modelimiz sıralı bir model şöyle bakın modelimizi bu şekilde sizler için hazırladım evet şöyle altı bu şekilde yaprakları olan üzerine de akide şekeri yaptım sıralı şöyle arkadaşlar bakın buradaki zincirlerle ilk önce örümcekle yaptım bu arasını buradaki zincir olduğu için Şöyle zincir zincire daha uygun olacağını düşündüm. Bu şekilde arasına 5 tane zincir çekerek yaptım. Eğer siz şayet örümcek daha hoşunuza giderse bu aralara 5 zincir yerine küçük minik minnak örümcekler yapabilirsiniz. Evet. Şu içindeki bir tane rengi seçmek zorundaydım sizlere tanıtmak için arkadaşlar şöyle açık tonlama rengini seçerek gösterdiğim iplerden bu şekilde kiremit rengini seçtim. Siz hangi ip hoşunuza, hangi renk hoşunuza giderse onu tercih edebilirsiniz. Evet. Modelin şimdi anlatım kısmına geçelim. İşer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırladık. İlk başlar gibi düşünün. Arka tarafı unuttun. Şimdi ilk defa tığımızı bu şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyerek Bismillah ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırladık bu şekilde tülbentimizi tığladık ve ilk başlarken nasıl başlıyoruz şöyle tığ battımızın içine sık iğne ile girerek ipimizi sabitledik arkayı unutun şimdi ilk başlarken nasıl yapıyoruz tığ battımızın içine sabitledik bir defa tığımı doluyorum hemen yandaki boş olan tığ battıya 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan bu trabzan yapraklarımız için yuva olacak iki tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım hemen bu trabzanımın arasına girip şöyle iki şöyle iki alarak trabzanımı yaptım bakın bu şekilde bir defa tığımı doluyorum aynı yuvanın içine girdim bir iki ve iki üç seferde iki defa tığımı doladım trabzanıma girdim şöyle 2 şöyle 2 2 alarak 3 seferde çıkardım bu da dördüncü trabzanım yine iki defa doluyorum trabzana girdim 1 2 2 2 bakın çok güzel şöyle bir yaprağımız oldu şimdi arkadaşlar bunu 3 sefer dolayınca benimki çok büyük oldu o yüzden bu her zaman yaptığım taktikle devam ettim bakın bir defa doladım iki sefer de iki defa doladım iki seferde zincirimizle beraber toplam beş tane trabzanımız var beş tane zincir çekiyorum son yapmış olduğum bu trabzanımın içine giriyorum ve buraya 5 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum bu akide şekerim için yuva 8 tane zincir 6 7 ve 8 sıkı sıkı 8 zincirimi çekiyorum 2 tane tığ battı bırakıp 3. tığ battımın içine girdim buraya sabitledim bakın bu zincirin şöyle güzel durması için sıkı bir şekilde çekilmesi lazım Evet bir defa tığımı doladım hemen yandaki tığ battı ya 1 2 2 ikinci yaprağımız için yuvayı oluşturduk yapılışı bu kadar kolay sizin el mahiretinize kalmış artık arkadaşlar güzel durması iki zincirimi çektim sıkı sıkı bir defa doluyorum trabzanın arasından geçip iki şöyle iki bir defa tığımı doladım trabzanın arasına giriyorum bir iki iki Evet üç tane trabzan tığ başını tek dolamayla oluştu şimdi iki tanesini de iki dolamayla yapalım iki defa doladım şöyle iki şöyle iki şöyle iki dördüncü trabzanımız yine iki defa tığımın başını doluyorum trabzanın arasına girip bir iki iki ve iki 5. trabzanı da bu şekilde yaptık. Yine 5 zincir kapatıyorum trabzanımı içine. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sıkı sıkı zinciri çektim. Hemen 3. tığ battımın içine giriyorum ve sabitliyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandakine 1 2 2 2 tane zincir çekerek yaprağa başlayacağız bakın 2 tane beraber yaptık şöyle duruşları da yan yan durması lazım bakın arkadaşlar şöyle sola doğru meyilli yatması lazım Evet bu yaprağın duruşu da bu şekilde oluyor çok güzel el marifetinize kalmış dediğim gibi biraz özen göstererek işimizi yapalım hemen trabzanın arasına 2 2 alarak bu şekilde trabzanımı yaptım marifet bir işi arkadaşlar haldır şaldır yapıp ortaya çıkarmak değil şöyle biraz daha normal seviyede orta seviyede yapıp şu içesine güzel bir iş çıkarmak o yüzden hızlı 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 hızlı, hızlı yapıp haldır şuldur bolun bol yapmaya gerek yok bakın bir defa tığımı doladım zaten şöyle bir yarım kenar özenerek yaptığınızda beyin otomatik olarak onu o şekil yapmaya alışıyormuş bilinçaltı yerleştiği için. O yüzden bir yarım kenar yavaş şöyle güzel muntazam yapın. Sonra hızlı hızlı yaparsınız. 2 defa tığımı doladım. Hemen trabzanın arasına girdim 2. 2 şöyle 2. Tekrar 2 defa doluyorum. Tırabzanın arasına girdim 1. 2 2 ve 2 olarak bakın bu şekilde bir trabzan yaptım. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzanımı bu şekilde yuvayı kapatıp dibine sıkı sıkı 8 zincir. Evet 8 zincirimi 3. tığ battımın içine sabitliyorum bakın. Hemen hiç zincir çekmiyorum tümseklik oluşmasın diye direkt tığımı dolayıp şöyle 1 Şöyle iki şöyle iki bu şekilde çimenlerin yapımı devam ediyor bakın arkadaşlar şöyle çok hoş, çok güzel çimenlerimiz oluyor üç taneden anlaşıldı sanırım şöyle akide şekerlerimizin yapılışına geçelim arkadaşlar bu ara Ossun'un Osmanlı kahvesine dadandı o kadar güzel ki bakın menengeci denedim bimdeki kahveleri denedim diğer Türk kahvelerini denedim ama en güzeli bu o sonun Osmanlı kahvesi denemenizi tavsiye ederim. İnsanı kendine şak diye getiriyor. <laughs> Eğer sabahları uyanmakta zorluk çekiyorsanız tavsiye ederim arkadaşlar. Kimse de 10 liraydı herhalde. 9.90 da <laughs> biliyorsunuz. 90 olunca 10 kuruşu vermesi zor oluyor. O yüzden 10 lira yazmıyorlar galiba. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ilk başlarken nasıl başlıyoruz. Şurada da gösterdiğim gibi direkt buradaki yuvaya sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. Tıbat, e, yuvamızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik ve buraya 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığımın başını doladım. Yeşil yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2, şöyle 2. Bakın bu şekilde bir trabzanım oluştu. Şimdi trabzanın tepesine iki tane zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Trabzanın arasından girip ilmek çıkardım. Bu iki zincir boyutuna çektim. Bir defa doluyorum. Yine aynı şekilde diğer ilmeklerin boyutuna çekiyorum. 3. Tığı doladım. İlmek boyutunu da çektim. Tığı doladım. Trabzan arasından girip ilmek çıkardım. Tığ boyutuna. 5. 6. 7. 8 9 ve 10 10 tanesini bu şekilde bakın trabzan arasında yaptım yine tığımı doladım bir tane de yeşil yuvaya bağlantılı olması için bir tane de yeşil yuvaya girmeyi unutmayın şimdi bunların hepsini bakın bu şekilde şöyle tığımı oynata oynata sonuna kadar getirip alttaki ilmeğimi bakın ilmek aşağıda kalıyor tığıma takıp onu da bu şekilde kenardan sık iğne ile tutturdum. Evet, şimdi iki defa tığımı doladım. Hemen yandaki, pardon, yeşil yuvanın içine giriyorum. Bir, iki, iki, iki olarak bu şekilde kenarına bir trabzan yaptım. Hemen yaptığım bu trabzanın tepesine beş zincir. 5 zincirimi çekip bakın burada tel vardı ya aşağıdan aldığımız. Onu da içine şöyle temiz bir görüntü olsun diye onu da içine alıyorum ve buraya bir tane tomurcuk yaptım geri kalan kısmı altı tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 şöyle net gözüksün 4 5 6 ve yeşil yuvanın içine de bir tane yapıp 7. sık iğnemi bu şekilde sabitliyorum. Bakın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Akide kenarı böyle sık iğneli, tomurcuklu bir akide. 5 tane zincir çekiyorum. Zincirimi sıkı sıkı çektim. Bu zincir sayısı size göre değişebilir arkadaşlar. 6 da olur, 7 de olur. El sıklığınıza göre değişir. 5 zincirimi karşıya geçiş köprüsü olarak yapıp bu şekilde bu 5 zincirli yeşil tomurcuğun içine sabitledim. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Bismillah. 2, 3 ve 4. 2 defa tığımı doladım. Yeşil yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2, 2. 3 seferde aldığım bir trabzan tepesine 2 tane zincir tığımın başını doladım trabzanın arasına girip ilmek çıkardım ve bunu iki zincir boyutuna çektim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu şekilde 10 taneyi topladım. 11. yi de bu yeşil yuvanın içine girip bir tane de oradan aldım. Hepisini birden bakın bu şekilde şöyle şöyle kaydırarak ilmeğimi başa kadar çıkardım. İpim altta kaldı bakın ipim alt tarafta. Onu da şöyle tığımın ucuna takıp buraya sık iğne ile tutturdum fazla sıkmayın arkadaşlar büzüklenmesin böyle büzmesin kendini böyle güzel bir görüntüsü olsun şimdi iki defa tığımı doladım hemen yeşil yuvanın içine giriyorum şöyle bir şöyle iki şöyle iki ve şöyle iki kenarına trabzanımı bu şekilde yaptım 5 tane zincir çekiyorum hemen bakın Arasından girdim. Teli de aldım. Aşağıdan çektiğimiz teli. 5 zincirimi sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 ve 6 ve yeşil yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, beş tane zinciri çektim. Buradaki beş zincirli tomurcuğun içine girip sık iğne ile buraya sabitledim. Bakın, şöyle ara köprüsü olarak. Dediğim gibi arkadaşlar buraya zincir yerine örümcek de yapabilirsiniz. 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımı doluyorum yeşil yuvanın içine girip 2 2 2 1 2 zincir bir defa tığımı doladım şöyle trabzanın arasına girip bir ilmek çıkardım bir doladım 3 doladım 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane ilmeği yine topladım şimdi yine tığın başını dolayıp yeşilden bir ilmek çıkarıp şöyle yani maksat yuvaya bu ilmeği ilmekle bağlamak akide şekerin arkadaşlar şöyle çektim ipimi sonuna kadar Bakın şekerim yine hazır iki defa tığımı doluyorum yeşil yuvanın içine girdim 1 2 2 ve 2 evet. bakın şuradakini altıdan fazla yapmayın arkadaşlar fazlası da güzel durmuyor şöyle şimdi 1 2 3 4 5 zincir sıkı sıkı 5 zincir gevşek çeken 4 çekebilir şimdi bakın buradaki teli de alıyoruz şöyle eğer tığınızın ucuna gelmezse benim gibi söküp tekrar alın arkadaşlar 1 2 3 4 5 ve 6 7. sık iğnemizi yeşil yuvada yapıyoruz yine akili şekerimiz hazır 1 2 3 4 5 6 fazla olsun 5 zincir 6 zincir arkadaşlar size kalmış yine şöyle 3 tane gösterdik sanırsam arkadaşlar şimdi yaptığımız işe bakalım Bakın. kalıp gibi bir model oldu şöyle bir de e, tersinden tutarak gösterelim evet arkadaşlar. Bakın. Her şey doğal. Her şey karşınızda. Ütü yok. Tabi arkadan ütülerse daha güzel olur arkadaşlar. Bir de ütüye de uygun. Bu sıraki modellerimiz hep ütüye uygun modeller. Kola yok. Ütü yok. Ama bunu bir arkası tarafından en düşük ayarla ütülendiğiniz takdirde arkadaşlar şöyle çok güzel bir böyle tiril tiril incelecektir güzeldirecektir. Evet modelim bu. Çok hoş oldu. Yaprakların üzerine de çok yakıştı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.